Selam canlar. Kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Biz böyle hazırlandık gene. Her zaman bu aynanın önüne geçiyorsam bilin ki bir yere gidiyorum, gezmeye gidiyorum. Tek boydan aynam da bu olduğu için de buradan çekiyorum. Kusura bakmayın. Birazcık böyle bronz aynalardan. O yüzden görüntü kalitesi tam net olmuyor. Biz nereye gidiyoruz? Başlıktan da anlayacağınız üzere Ikea'ya gidiyoruz. Kızıma yatak alacağız. Malum oğuluşun günü az kaldı. Yani hazırlıklara başladık yavaş yavaş. Şimdi Karen hala ilk aldığımız beşikte yatıyordu. Zaten 4-5 yaşa kadar uygun olan bir beşik. Yani istesek de hala kalabilirdi ama malum ikinci bebişte olduğu için ona beşik almayalım dedik. Beşiği ikinci bebişimize yani Aslan'a verelim dedik. Karen'e de yeni bir yatak seçtik. Karen'in odası çok 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 küçük bir oda. O yüzden baza aslında sığıyor ama oda çok daralıyordu. Ben de o yüzden baza istemedim. Baza olsa çok çok iyi olur. Hani altının depolama alanından dolayı ama daha sonrasında da kullanabileceğim bir kullanışlı bir şey almak istedim. Belki biliyorsunuzdur Ikea'nın bir uzayabilen karyola tipleri yatakları var. 3 boy oluyor bir 3 kademe şeklinde. İnternetten hep onları beğeniyordum zaten. Beyaz erkeğe de olur kıza da olur. Gelecekte Aslan'ın içinde aynısından alıp yeni oda yaptığım zaman ikisini de kullanabilirim diye düşündüm. Ve o yatağa karar verdik. Yalnız mağazadan da bir gidip görmek istiyoruz. Ikea bize en yakın Kartal şubesi var. Yani İstanbul'a gideceğiz. Yani zaten çok uzak değil bize. Biliyorsunuz Körfez'de yaşadığım için İstanbul'a yakınız. Ikea'ya gideceğiz. Heyecanlıyım çünkü Ikea'ya gezmeye bayılıyorum. Ankara'da geziyordum evlenmeden önce ama evlendiğimden beri hiç Ikea'ya gitmedim. Bakalım birlikte gezelim. Orada değişik farklı konseptleri de gösteririm. Belki bambaşka bir şey alıp geliriz. Umarım içimize siner alır geliriz. Ikea'ya geldi. Konseptten de anlayacağınız üzere her tarafta böyle yılbaşı konseptleri var. Bayağı büyük bir mağazası varmış. Böyle katları falan birazcık karışık gerçekten. Asansör değişimi falan yapıyorsunuz sürekli. Bayağı bir büyükmüş. Tüm her şey de varmış. Bakalım bizim ilk amacımız mobilya olduğu için ilk önce showroom'u gezeceğiz. Mobilyalara falan bakacağız. Yani bebek odalarına bakacağız. Daha sonra kalan vaktimizde de aksesuarları falan gezeriz. Evet gördüğünüz gibi bayağı da kalabalık. Pazar günü gelmiştik. Yani İstanbul'un kalabalığı bile. Aslında çok geç saate kalmadık. Öğleden sonra daha kalabalıklaşır diyerekten böyle mükemmel bir yılbaşı konsepti yapmışlar her yerde. Kırmızı mumlar, kırmızı peçeteler. Karen kuşumu böyle alışveriş arabasına koyduk. Kaçmasın, burada dursun gözümüzün önünde diyerek ama biraz ikna etmesi zor oluyor. İnmek istiyor haliyle. Tabii ki amacımızın dışına çıktık. Koltuklara falan bakıyoruz böyle tekli berjerlere. Şu bambu sandalyelere bayılıyorum gerçekten. Yerim olsa belki de evime uysa alabilirim. Boy aynası bulduysak illaki kendimizi çekeceğiz. Böyle bir tane çocuk odası var. Çok minimal yapmışlar. Böyle rafları falan var. Benim istediğim yatak tarzı da böyle uzayabilen ama benimkinin başlıkları daha farklıydı. Böyle beyaz. Bunun sadece teşhir ürünü kalmış o yüzden fiyatı çok çok iyi. Fiyatını da söyleyecek olursam normalde 6000 iken 3059'a düşmüş. İç yatak hariç. İç yatağı da 1000 TL falan. Böyle ama teşhir ürünüymüş o yüzden olmaz bize. Bir bakalım bulamazsak bakarız. Evet tam olarak istediğim yatağı buldum. Buydu benim dediğim yatak. Böyle 7300 yazıyor. Böyle uzayabilen yataklardan 3 boy oluyor. Bu şekilde. Yani mobilyası da gayet güzel. Çok hoşuma gitti. Bakalım eğer stoklarında varsa alacağız şimdi. Böyle odayı da göstereyim. Çok güzel tasarlamışlar. Bizim şu anlık böyle bir odamız olmayacak ama bu yatak en azından güzel olacak. Yeni de bayağı varmış. Ben bu kadar olduğunu tahmin etmemiştim. Karen o kadar sahiplendi ki direkt yattı böyle. Perdeyi kapatan ne uyuyacağım diyor. Ben ilk böyle küçük boyda kullanacağım. Gayet de boyu kalıyor yani. Çok sevdim ya. İyi oldu böyle. Karen'cim. Böyle bir dolap var. Burada da benim aslan toşum var. 10.540. Böyle. Efendim. Kilitlemişler anneciğim. Karen nedense böyle erkek odaları daha çok dikkatini çekiyor. Gel bakalım. Tamam onun açık halini bulalım mı ister misin?
Evet, biz okeyiz. Yatakta kesin kararımızı verdik ve şu an eşim ödeme işlemlerini ve nakliye işini konuşmak için gitti. Ben de o sırada Karen'i oyalabildiğim kadar oyalamaya çalışıyorum. Bu yatağın artık Karen'e ait olduğunu ve beşiğini kardeşine vermesi gerektiğini aşılamaya çalışıyorum ama inşallah sorunsuz bir şekilde atlatırız bu psikolojiyi de. Hem de bir taraftan yatağı inceliyorum, kendime de fikirler oluşturmaya çalışıyorum. Bayağı bir boy kısmı kalıyor. Ben de yanına uzandım falan, çok rahat bir şekilde sığıyoruz. Karen de gayet sevdi. Oley, bu benim yatağım falan demeye başladı bile. Bakalım. İnşallah güzel olur. Burada bayağı bir Karen'in sevinmesine de ben sevindim açıkçası. Böyle farklı kombinler yapmışlar ama bize pek de uymayacak. Dediğim gibi eşim ödeme işlemlerini tamamladı. Nakliyelerinde ekstra bir ücret çıktığı için arabamıza sen kısmını arabamıza koyup geri kalan kısmını da nakliye istedik. Karen kuşumun uyku saati geldi. Böyle alışveriş arabasına montlarımızı serdik. Zaten içerisi çok sıcak. O şu an orada böyle uzanıyor. Ben de böyle aksesuar bölümünü geziyorum. Bu arada yatağı aldık. Aksesuarlar çok güzel ama birazcık yani kıyafet fiyatları yani tahmin edebiliyorsunuzdur. Birazcık fazla geldi açıkçası bana. Mesela kırlent beğendim. Kırlenti de göstereyim birazdan size. 280 yani gereksiz geldi bana. Böyle mumluklar var. Bunlar çok güzel duruyor. Bir ara böyle sevgililer hep bunlardan 100 tane kalp falan yapar diye. Bizim evde hala var. Emre bana yapmıştı. Ben de ona yapmıştım. Hala duruyor. Böyle saatler var. Çerçevelere bakabiliriz. Çerçeve alacaktım. Yatağımızı aldık. Yalnız sığmadı bagaja. O yüzden nakliyeyle gelecek. Şimdi yemek yemeye geldik. Böyle kendim pişir kendim ye tarzı bir lokantaya geldik. Çok güzel. Göstereyim hemen size. Böyle minik kısım da burada. O pişirecek galiba bize. Böyle bir şey. Güzel duruyor. Bir tane tavuk ver. Tamamen boşalttım. Yani tamamen dediğimde bu beşiği ben çıkartamayacağım için bu beşik kaldı. Ama halısını falan böyle ortalıktaki oyuncakları kaldırdım. Şimdi amcamla eşim birlikte kuracaklar. Amcamla eşim artık bu beşiği alırlar. Yatak odasına koyuverirler. Bu oda birazcık küçük ama burada artık çalışacaklar. Kurmaya çalışacaklar yatağı. Kuramazlarsa olmadı. Başka bir odada kurulup tekrar buraya taşınılır. Artık duruma göre bakacağız. Bunun engel olmayacağını düşündüm. O yüzden buna dokunmayacağım ama eğer engel olursa da koridora çıkartırlar. Çıkan her parçasını değerlendiriyoruz. Böyle kutusuna da çocuklar böyle resim çiziyor. Onları tutabilmemiz için böyle bir oyun bulduk. Evet, kurulum başladı. İlk önce böyle masanın üzerine tüm parçalarını çıkartıp koydular. Bayağı kalın bir kitapçık çıktı içerisinden, kurulum kitapçığı. Bir taraftan da eşim hem videolardan zaten paylaşanlar oluyor, onlardan izleyerek yapıyorlar. Koridordaki masayı böyle iyice ileriye ittirdikten sonra burası bayağı bir geniş oldu. Çok rahat bir şekilde çalışıldı. Hem parçaları birleştirici de odaya taşımış oldular. Gördüğünüz gibi parçaları çok güzel, çok sağlam bir şekilde. Hatta eşim kurduktan sonra bile dedi yani IKEA gerçekten hem güzel paketleme yapmış hem de parçaları falan çok güzel, kaliteli diyerekten. O da gördüğünüz gibi bomboş. Bu arada şu kısmı beşik sürttüğü için bayağı bir boyası gitmiş. Umarım çirkin durmaz. Böyle başladık bakalım. Umarım güzel olur. Bu arada bu iç yatağın iç mekanizması böyle uzayıp kısalabilen kısmı. Çocuklar bu arada çok mutlu. Karen sürekli Zeynep'e bu benim yatağım biliyor musun deyip duruyor. Böyle bayağı bir seviniyorlar ve sonucunu çok merak ediyorlar. Zeynep kuşum da çok mutlu oldu. Sonucunu gerçekten merak ettiler. Böyle ilk başta alt kısmını, iskeletini kuruldu. Videodan ilerlediler genellikle. Ara sıra da kitapçığa baktılar. Bu kimin yatağı? Kim yaptı bu yatağı? Babam. Senin babanla Zeynep'in babası yaptı. İkiniz yatacak mısınız bu yatakta? Evet. Bu yatağı güzel yapınca ikiniz uyuyun, tamam mı? Sevinçlerim. Bizde son durum böyle. Çok şükür bitti. Şöyle göstereyim. Şimdi sileceğim ve yerleştireceğim. Bu arada Aslan Toş'un da yastığını Karen koydu buraya. Böyle oldu. Çok güzel oldu. Çok beğendim. Gerçekten mobilyası da mükemmel kalitede yani. Bayağı bir sevdik. Şu an bu en küçük pozisyonunda. Ben normalde böyle koymayı planlamıştım. Öyle de oluyor ama eşim falan, yengemler, amcamlar böyle daha güzel olduğunu söylediler. O yüzden böyle uzunlamasına koyduk. Yani istediğim zaman değiştirebilirim. Böyle kitaplığın o arada da bayağı bir boşluk kaldı. Yani böyle de kullanabiliriz.
Böyle getirdiğim zaman da bu kirişten de boşluk kalıyor. Çok güzel oldu ya. Bayağı sevdim yani. Mobilyası da çok güzel. Buralarının böyle kenarlı olması da hani gece düşmemesi için falan da çok ideal olur yani. Çünkü normal direkt böyle olsaydı dümdüz düşme tehlikesi olabilirdi. Bunda öyle bir tehlike de yok. Yanına ben falan yattım yani çok da gayet zaten tek kişilik baza genişliğinde. O yüzden çok rahat sığdık. Biz çok beğendik. Bilmiyorum sizler nasıl buldunuz? Yani uzayabilme özelliği de çok güzel. Bu arada şurası beşi diye diye böyle sallıyor kendini. Orası biraz böyle zedelenmiş. Artık böyle çerçevelerle merçevelerle çok güzel bir oda haline getirmeye çalışacağım. Böyle bir sonraki videomuz inşallah Karentoş'un odası, oda turu olur. Odasının şeklini değiştirmek falan olur. Böyle gayet güzel oldu artık. Bu arada alttan yüksekliği de 20 santim falan. Yani geniş olduğu için altına böyle 20 santimlik organizerlerden alıp iyice arkaya doğru göndermeyi düşünüyorum. En azından şuradaki böyle fazla peluş oyuncaklarını kaldırıp oranın altına koyabileyim diyerekten. Tabii ki baza olsa daha kullanışlı olur ama benim yani öyle bazaya da çok bir ihtiyacım yok evimde. Yani gereksiz eşya olmadığını düşünüyorum. Neyse beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım severek zevkle izlediğiniz bir video olmuştur. Daha güzel videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.